şimdiye kadar muhtemelen SQL'in iki farklı şekilde telaffuz edildiğini fark etmişsinizdir arkadaşlar. SQL veya SQL. Eğer bunlardan bir tanesine alışkınsanız diğerini duyduğunuzda rahatsızlık duyuyor olmanız bile mümkün. Ve kendi tercih ettiğiniz telaffuzun doğru olduğuna inanmak için de eminim geçerli sebepleriniz vardır. Peki nedir bunun olayı? Neden iki farklı söyleniş mevcut? Şöyle anlatayım. SQL, İlk olarak 1970'lerin başında IBM'de icat edildi ve ilk versiyona SQL -E -E denildi. Yani S E Q U E L. İngilizcede de bu şekilde. Bu yapılandırılmış İngilizce sorgu dili anlamına gelen Structured English Query Language için kısaltmasıydı. Bu kısaltma yani SQL sonradan SQL olarak değiştirildi. Çünkü SQL kısaltmasının telif hakkı bir hava yolu şirketi tarafından daha önceden alınmıştı ve şirketler telif hakkı davalarıyla uğraşmayı pek sevmezler. Bugünlerde birçok kişi hala SQL şeklinde telaffuz etmeye devam ediyor. Çünkü söylemesi daha havalı ve ayrıca doğrusunun bu olduğuna dair tarihsel nedenlerimiz de var. Ancak dünya genelinde yazılımcılara sorduğumda gördüm ki İngilizce dışı dillerde genellikle SQL şeklindeki telaffuz daha yaygın. Veya örneğin İspanyolca da SQL olarak da söylenebiliyor. Sonuçta ben de yaygın olan kullanımı uyarak bundan sonra SQL olarak telaffuz edeceğim. Ama açıkçası günlük hayatta SQL demeye alışkınım bu yüzden her iki şekilde de söyleyebiliyorum. Şimdi neden hem SQL hem de SQL şeklinde telaffuz edildiğini öğrenmiş oldunuz arkadaşlar. Muhtemelen hayatınız boyunca her ikisini de duyacaksınız. Kolay gelsin.